Kıyak dalga be! Oğlum hadi Erol'un sırasını verdin! Bizim sırayı neden çiğniyorsun? Vay! Ulan sen değil miydin ekmek parası aslanın ağzında diyen? İki eli kanda olsa gelirdi derdini bize anlatırdı. Ha, helal olsun sana bu yollar Arap çocuğu! Sinema bir büyüdür derler. Büyülü fener, hareketli fotoğraf, beyaz perde ya da yedinci sanat der bazıları da. Sanattır, hayatı anlatır, büyüdür hepsi, tamam da sinema bazen de bir yolculuktur. Nereye mi? Kimi zaman hiç olmayan dünyalara, hayali karakterlere, bazen de çok eskilere, yok olmuş mahallelere, kaybettiklerimize ya da hiç görmediklerimize. Bazen de en zor anlarda bir sığınaktır. Sıcak bir eli tutmak, dost yüzü görmek, hatıralarımıza dönebilmek için. O yolculukta tanıştığımız insanlarsa, ailemizden birileri olurlar çoğu zaman. Komik, iyi, kötü, gariban, figüran ya da jön. Hiç tanışmasak da dostlarımızdır onlar. Ve yolculuğun bir yerlerinde hep garip, hep komik ya da en şakrak haliyle, bazen de hayatın tüm hüznünü sırtlanmışçasına bakışlarıyla çıkar karşımıza Sami Hazinses. Belki de içine attıkları yansımıştır yüzündeki derin hüzne. Ve yıllarca o Yeşilçam masallarının hep hatırlanacak dostlarından biridir. Bir şey söyleyin yahu, meraktan öldük yani. Tehlikeli bir durum vaziyeti yok ya. Sami Hazinses ya da gerçek adıyla Samuel Agopuluçyan, 1925'te Diyarbakır'da dünyaya geldi. Ermeni kökenli bir ailenin çocuğuydu. Büyüdüğü Hançepek köyünde arkadaşları arasında şakacı yanıyla tanındı. 15 yaşlarında Celal Güzelses'in başında bulunduğu Diyarbakır Musiki Cemiyeti'nin icra heyetine girdi. Şarkı söylemeye başladı. Hayatı boyunca en büyük tutkularından biri olacaktı artık musiki. İlk güftesini de mahalleden sevdiği kıza, ilk aşkı Gül'e yazdı. Hiç kavuşamadı ama Gül'le. Bir gül için terk ettim ben diyarı Bekir'i. Yeter bu cilve naz, yeter ağlatma beni. Diye de sitem etti sevdiğini o şarkıda. Bir süre sonra Diyarbakır yetmez oldu Sami Hazinses'e. Çalışmak için İstanbul'a gitti. Ancak kalacak yeri yoktu. İstanbul'daki hemşerilerini arayıp buldu, onların yanında kaldı. Sonra bir dokuma fabrikasında işe girdi. Yeşilçam'la da bu yıllarda tanıştı. Bir filmin müziklerini yapmaya başladı. Aynı filmde oynaması teklif edildi. Sami Hazinses'in sinemaya girişi böyle oldu. 1953'te Mahir Canova'nın yönettiği Kara Davut'la başladı oyunculuğa. Filmler ard arda geldi. Adanalı Tayfur, Çiçekçi Kız, Fatih'in Fedaisi, Yumurcak ve daha birçoğu. Artık sinemanın bir Sami Hazinses'i vardı. Rolleri giderek büyüdü. Oyunculuğun yanı sıra müzikten de kopmadı. Güfte ve beste çalışmalarına devam etti. Bir Dilbere Müpteladır Deli Gönlüm adlı bestesini ilk kez radyoda Zeki Müren seslendirdi. 1960'da Metin Erksan'ın isteği üzerine Şoför Nebahat filminde oynadı. Ve filmin aynı isimdeki unutulmaz şarkısını da besteledi. Yeter Ağlatma Beni ve Derdimi Kimlere Desem adlı şarkılarını da dönemin ünlü ses sanatçıları okudu. Sami Hazinses sinemada geçirdiği 40 yılda yüzlerce filmde rol aldı. Yeşilçam'ın unutulmaz yüzlerinden birine dönüştü. Soyadı gibi sinemanın hazin ama komik yüzüydü. 60'lar, 70'ler ve 80'ler. Sinemayla dop dolu yıllardı Sami Hazinses için. Müzikten yanaysa dertliydi. Çok paramı yedi plakçılar. Emeğimin karşılığını hiçbir zaman alamadım dedi bir röportajında. Ermeni kimliğini ifade etmektense hep çekindi.
Kimilerine göre işsiz kalmamak için yapmıştı bunu. İnsanların sevgisinin azalmasından korkuyordu kimilerine göre de. 1995'te verdiği bir röportajda neden kimliğini sakladığı soruldu. Önce Ermeni değilim ben diye yanıt verdi. Sonra da yazma bunları. Öleyim ondan sonra yaz dedi. Hayatı boyunca hiç evlenmedi. Belki de Diyarbakır'daki ilk aşkı Gül'ü unutamamıştı hiç ve başkasını sevememişti. 90'lı yılların sonlarında uzaklaştı setlerden ve gözlerden. Onu en çok yaralayansa vefasızlıktı. Unutulduğunu düşünüyordu. Hayatının son yıllarında, geçmişte, o eski günlerde yaşıyordu hep hayalinde. Kendisiyle ilgili gazete haberlerinin kupürlerini taşıyordu ceplerinde. 2000 yılında Türk sinemasına katkılarından dolayı SİAD tarafından Onur Ödülü'ne layık görüldü. 2002 yılında ise bir huzurevine yerleşti. Yeşilçam'ın unutulmaz aktörü, eşsiz şarkıların bestecisi Sami Hazinses yapayalnızdı artık. Yaşlılığında sağlık sorunları baş gösterdi. Durumu ağırlaşınca hastaneye kaldırıldı. 23 Ağustos 2002'de Haydarpaşa Numune Hastanesi'nde hayatta gözlerini yumdu. Sinemaya ve müziğe adanmış 77 yıllık bir hayat perdelerini kapattı. Kadıköy Surp Takavor Kilisesi'nde cenaze töreni yapıldı. Ardından Ermeni mezarlığına defnedildi. Mezar taşına aktör ve bestekar yazıldı. Son yıllarında unutulmuş, bir yalnızlığa terk edilmiş olsa da Sami Hazinses sinemanın en güzel yıllarını yaşayanların hafızasındaydı artık. Bazen en güzel dostlarının yanında, bazen bir sokağın başında, bazen yalnız, bazen kalabalıklar arasında, içinde iyiliği, yüzünde hüznü eksik etmeden yürüdü, geçti, gitti hayatlarımızdan. Film bitip o güzel mahallenin ışıkları sönse de nasıl olsa yine başlamayacak mı aynı hikaye en baştan? Ve gönüllerde Yeşilçam'ın ışıkları hep yanmayacak mı nasıl olsa?